Peki CVT şanzımanlar diğer şanzımanlardan farklı bir sistemde çalışıyor. Evet. Nasıl kullanmamız gerekiyor? Bunun en doğrusu nedir? Kullanırken nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi CVT şanzımanda en büyük yani en sorun yaşamayacak şekilde aracı park ederken ve hareket ederken ki konu genelde kullanıcı olarak aracı park ederken önce N pozisyonuna vitesi boş konumu alıp el frenini çekip yükü el frenine verdikten sonra park modunu almanız lazım. Park ettikten sonra gidip eve gittiniz, geri geldiniz, çalıştırdınız. Önce vitese takıp sonra el frenini kullanmanız lazım. Yani şanzımana hiçbir şekilde yük bindirmemeniz lazım. Diğer bir şekilde CVT şanzımanlar çok hassastır ve çok da kaliteli bir şanzımandır. Vites geçişlerinde vuruntu vesaire hiçbir şey hissetmezsiniz. Rahat bir şanzımandır. Yakıt ekonomisi için de çok iyi bir şanzımandır. Yokuşlarda kalkarken falan genelde el fren desteğiyle kalkarsanız şanzımanınızı çok daha uzun ömürlü korumuş olursunuz. Bizim cazlarda yani 2012 model olanlara kadar yokuş kalkış desteği yoktur. Geri kaçırma olanağı vardır. Geri kaçırdığında da ani gaza yüklendiğinizde şanzımana çok yük bindirmiş olursunuz. O yüzden el freniyle destek sağlamanıza yarar vardır. Peki aşırı yüklenme falan şanzımana zarar verir mi? Özellikle yokuşlarda çok fazla verimli değil bu şanzıman. Onu biliyoruz. Aynen. Biz de gaza daha fazla yükleniyoruz. Bu zarar veriyor mu peki şanzımana, yoksa daha hafif hafif mi gitmek lazım? Hareket halindeyken yüklenmenizde bir sakınca yok. Sadece durup kalkarken aşırı yüklendiğinizde kavramaları çok daha hızlı aşındırıp bunlarda kambur gasnakları vardır. Metal kemer balans yaptıkça gasnakları çizme oranı yüksektir. Yani hareket halinde ani yüklenmenize sıkıntı yoktur. Ama durduğunuzda kalkarken mutlaka el freniyle destek vermeniz lazım. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Evet.